Huzurlarınızda efendim İslam Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Emre Alkin Bey'i alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Emre Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biz estağfurullah. Biz Çerkezler yardımlaşırız böyle. Şimdi değerli gençler, diyeceksiniz ki bu yaşlı adam bana ne anlatacak bugün diye. Türkiye'nin geleceği parlaktır lafı benim değil. Rahmetli babama. Yani memleket tarihleri çok uzun. İyi ve kötü günler var. Deprem gibi büyük bir felaket yaşadık. Kötü gün. Aranızda eğer akrabalarından, yakınlarından kayıplar yaşayan varsa başınız sağ olsun. Anılarını yaşatıyoruz. Yaralılar varsa inşallah acil şifa diliyorum. Hakikaten felaket bir şey yaşadık. Biraz sizi dünyayla alakalı bilgilendirmek istiyorum. Zannetmeyin ki buraya Topkapı Üniversitesi'nin rektör olarak geldim ve kendi üniversitemi öveceğim. Hayır, öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü daha evvel 3 tane üniversitede çalıştım. Üçünde de 11 yıl çalıştım. Ne hikmetse bilmiyorum. İlk önce İstanbul Üniversitesi'nde, İktisat Fakültesi'nde. Ardından Kültür Üniversitesi'nde. Ardından aramızda arkadaşlar var Altınbaş Üniversitesi'nde. Altınbaş Üniversitesi'nden sonra da sanıyorum geçen yıl Topkapı Üniversitesi'ne gittim. Cumhurbaşkanımız tarafından asaleten atandım. Öyle artık vakıf üniversitelerinin rektörlerini de Cumhurbaşkanımız atıyor. O gün bugündür Topkapı'dayım. Şimdi Topkapı Üniversitesi niye farklı? Her üniversite farklı. Ben kendi farkımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluş felsefesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi şu. Net olarak söylüyorum. Hani size çok şey anlatan oluyordur ama ben aynı zamanda iktisat tarihçisi olduğum için çok derin bir inceleme sonucunda buldum. Yani Atatürk'ün söylemlerine, o sırada kurucu kadın ve erkeklerin çalışmalarına. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kadın ve erkeğin eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü bir projedir. Şimdi dolayısıyla işin meselenin kökü bu olduğuna göre bu esastan ayrı bir davranışta bulunmak Türkiye Cumhuriyeti'nin patikasından çıkarmak demek. Dolayısıyla aramızda geleceğin hanımefendileri Türkiye Cumhuriyeti'ne değil mi çok büyük faydası olacak hanımefendiler var. Onlar da bilsinler ki biz Topkapı Üniversitesi'nde kadın ve erkeklerin haklarını eşit şekilde, eşitlik içerisinde, adalet içerisinde gözetiyoruz. Yani dışarıya çıktığınızda bilmiyorum bak, Topkapı Üniversitesi'nin sınırları dışına çıktığınızda hayatı biliyorsunuz. Sosyal medyadan izlediğiniz her şeye de inanmayın, o ayrı mesele. Biraz onunla ilgili de biraz matrak şeyler anlatacağım. Ama Topkapı Üniversitesi'nden çıktığınız zaman iktisatçı olursunuz, işletmeci olursunuz. Sağlık Bilimleri Fakültemiz kuruluyor. Ondan sonra bu sene öğrenci alacağız. Oradan tıpçı olursunuz, sağlıkçı olursunuz, mühendis olursunuz, elektronikçi olursunuz. Tamam, bunlar tamam ama ne diyorum? Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır hanımefendi ve beyefendiler olmanız için aslında biz çalışıyoruz. Çünkü eğitim ailenizden ve çevrenizden aldığınız şey, öğretim bizden aldığınız şey. İkisinin arasında fark var. Yani biz elimizden geldiğince demin kıymetli üstadım dediği gibi rol model olmaya çalışıyoruz. Mesela rol model nedir? Rol model ve sabahtan akşama iyilik yapan, hiç hata yapmayan bir insan. Yok öyle bir şey ya. O uydurma. Bir sürü hata yaptım hayatımda. Ayrıca çok da kitap yazdım. 15. kitabım da çıkıyor. Hayatına değer kat diye bir kitap yazdım. İçinde kendi hatalarımı yazdım. Başkalarının hataları da. Niye siz yapmayın aynılarını diye. Çünkü hatasız yaşanmış bir hayat olduğunu zannetmiyorum. Demek hatasız yaşayan bir insan varsa hiç iş yapmıyor. O yüzden iş yapan hata yapar. Benden size tavsiye hatalarınızı tekrar etmeyin bir tek. Yani ders alın onlardan. Şimdi bilgi. Bir, kentlerde çok ciddi bir nüfus birikmesi var. Yani bundan sonra şöyle demeyin, yani ya ben zaten sıkıldım artık şeye döneceğim. Bazı benim bankacı arkadaşlarım var, erken emekli olup işte şeye yerleşiyor. Kırsal alana falan yerleşiyorlar. 3 sene sonra yandım anam diye tekrar geri geliyorlar. Çünkü orada çok fazla bir olanak yok. Gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde kent nüfusunun arttığını görüyoruz ve daha çok su kenarlarında, yani deniz kenarlarında ve su kenarlarında. Demek ki buradan anlayacağınız geleceğiniz sizin farklı yerlerde olacak ve farklı şartlarda olacak. Bu arada bilmiyorum 65 yaşın etrafında dolaşan kimse var mı burada, pek göremiyorum ama 65 yaş artık delikanlı yaşı oluyor. Çok ilginç bir şekilde. Yani 5 yaşından küçük nüfusla 65 yaşın üzerindeki nüfusu bir karşılaştırdığınızda solladı geçti.
O yüzden bazen beni çağırıyorlar. Ya hocam işte gayrimenkul projeleri var, bir gelir misiniz diye. İyi tamam. Bir bakıyorum böyle çocuk parkları, çocukları elde tutuyor. Ya dedim bunları çok yapıyorsunuz da Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor. 33.2 yaş ortalamamız. Yani baktığımız zaman özellikle işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaş ortalaması 22'ye kadar falan düşüyor. Yani orada genç nüfus var, yarım milyar civarında. Bizde o kadar yok. Yani yaşlanan bir nüfus var, haberiniz olsun. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir şey anlatacaksınız, birilerine bir şey satacaksınız, birilerine bir hizmet sunacaksınız, bizim gibi insanların, biraz yaşlıların anlayabileceği gibi şeyler sunarsanız para kazanırsınız, onu söyleyeyim. Yani o yüzden bunu da size bir altını çizeyim. Şimdi şu an 1000 tane çocuk doğduğu zaman nerede doğuyor? Şu an 1000 tane çocuk doğduğu zaman bizde bir çoğunluk yok. Bakın görüyor musunuz? 172 tanesi bir kere Hindistan'da doğuyor. Çin'de 103 tanesi. Pakistan'da 47, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30, şaka değil bunlar, ciddi rakamlar. Yani nüfusun nerede olduğu belli. Nijerya'ya bakın, 57 kişi. Şimdi bana sürekli diyorlar ki ya arkadaşlar nüfus artacak, nüfus arttı mı bolluk gelir. Abicim onunla da bir alakası yok. Bunlar dogmatik bilgiler, yani palavra. Anladın mı? Yani mesela Nijerya 2050 yılında dünyanın 3. büyük nüfusuna sahip olacak. Şimdi aranızda Nijeryalı arkadaşlar bozulmasın ama yaşasın ya, Nijeryalı olmak çok güzel bir şeymiş. Yarın sabah ben Nijeryalı olmak istiyorum diyeniniz var mı? Yok tabii. Çünkü neyi görüyorsunuz? Oradaki şartları biliyorsunuz. Neler yaşandığını biliyorsunuz. Peki Endonezya biliyor musunuz? Dünyanın 7. büyük ekonomisine sahip olacak. Hemen sabah kalktım ben Endonezyalı olmak istiyorum diyeniniz var mı? Yok tabii ki. Yani neden? Biz çünkü bunu niye anlatıyorum? Bazen başka ülkelerle kıyaslıyorlar. Ya hocam işte özgürlük, adalet, eğitim falan diyorsun ama mesela Çin, Suudi Arabistan, işte Endonezya bunları yapmıyor. Dedim hay hay git o zaman orada yaşa. Niye yaşamıyorsun? Niye Türkiye'de yaşamak istiyorsun? E tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi farklı olduğu için. Demin ne dedim? Kadınla erkeğin eşit haklarla demokrasi ve medeniyet yolculuğudur. Bu kadar basit. Başka ülkenin ki bize benzemez. Bana ne? Ya Suudi Arabistan'a saygısı olan vardır. Ben de saygı duyuyorum. Sonuçta bir devlettir ama kuruluş felsefesi bu değil. Çin'in de kuruluş felsefesi bu değil. Bizim kuruluş felsefemiz bu. Niye bunu anlatıyorum? Hani Çanakkale'yi kutlarken geçenlerde bir Instagram'a post paylaştım. Emre Alkin 1969, merak edeniniz varsa söyleyin. Yani oradan bak. Dedim ki bak Çanakkale geçilmez sözü dedim. Hafife alınamaz. Şakası yapılamaz. Mustafa Kemal'siz alınamaz. Elin oğlu bilir yeter ki sen unutma diyorum. Bak yabancılar biliyor. Sen yeter gözünü unutma. Nasıl kurduk bu cumhuriyeti onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Polatlı'ya gelmiş düşman, top sesleri duyuluyor. Mustafa Kemal Paşa eğitim şurası yapıyor. Millet demiş ki ya paşa düşman gelecek Ankara'dan içeri, demiş ki onu yeneriz de cahilliği yenemezsek zaten hiç cumhuriyeti kurmayalım yeter. Bak o zaman aklında var. Yani nasıl bir ülke olacağını der. Yani bunu da söyleyeyim. Şimdi bu nedir? Sizler çok çevreye duyarlı gençlersiniz. Ben gözümle gördüğüm için biliyorum. Kendi evlatlarımdan da biliyorum. Size yakın yaşlarda. Ondan sonra inanılmaz derece çevreye duyarlı. Biz o kadar değildik. Bak özür diliyoruz sizden. Yani size muazzam bir dünya bırakmadığımız için. Ama bunlar ne biliyor musunuz? Her iklim konferansından sonra artan karbondioksit gazı. Yani yalan söylüyorlar. Genelde yalan söylüyorlar. Sizden rica... Sakın ha bu resme bakıp da moralinizi bozup bu güzel iştigalinizden vazgeçmeyin. Çevreyi korumaya devam edin. Biz Topkapı Üniversitesi'nde azami gayret gösteriyoruz. Yani çevreye karşı duyarlıyız. Hani lüks gözüksün, modern gözüksün her şey diye bir israf içerisinde olmadığımız gibi bir de çevreye karşı duyarlıyız. Özellikle temizlik maddelerinin de çevreyi mahvettiğini bildiğimizden dolayı onu da çok dikkatli kullanıyoruz. Bakın İdari sorumlumuz da burada Sayın Ahmet Şahin. Ondan sonra hep her seferinde Ahmet Üstad'la beraber buna dikkat ediyoruz. Diyoruz ki yani etrafı temizleyeyim derken etrafı büsbütün mahvetmeyelim diye. Şimdi para kazanma işi. Vallahi bu para kazanma işi biliyorum. Yani aranızda kaç kişi ben çabucak hayata atılıp para kazanmak istiyorum diyor. Elini kaldırsın. Ben de kaldırmıştım bir zamanlar yani. Tamam. Bir kişi değildir zannetmiyorum. İki kişi var burada. Bu güzel. Fakat haberiniz olsun dünya pek hoş bir yer değil. Çünkü sahada çalışan ve çok az maaş alan elemanlar şirketlerin karından en az payı alıyorlar toplamda. Şirketlerin tepe yöneticileri, yani %1'lik tepe yöneticileri şirketin kaymağını yiyor. Mesela ben
bazı patronları görüyorum. Geçenlerde tartıştım. Ya işte genel müdür ve genel müdür yardımcılarının altındaki arabaları değiştirmenin vakti geldi. Dedim ya bunun ne faydası var şirkete? Allah'ını seviyoruz. Yani sahada çalışanların şartlarını iyileştirseniz. Şimdi ne demeye getiriyorum? Ben bir iktisatçıyım biliyorsunuz. İktisadın temel fonksiyonu nedir biliyor musunuz? Fayda. Yani fayda üretmeyen bir harcama ve yatırımın bir manası yok. Rasyoneli diyor. İktisat gayet rasyonel bir bilimdir. Yani mantıktır. Ama harcadığınız her kuruşa hükmünüzün geçmesi lazım. Paranıza hükmünüz geçmiyorsa, yetişkinler de var arada, onu da görüyorum. Ben 53 yaşındayım, benim yaşıma yakın var. Harcadığınız parayı hükmünüz geçmiyor ise evinizde esirsiniz. Bitti. Yani alın terini kimin için harcadığınız belli değil. Peki faydayı nereden anlayacağım? Tatmin duygusu önemli bir kariyeri. Fakat her tatmin duygusu fayda üretir diyemem. Neden? Mesela intikam da tatmin duygusu yaratır ama faydalı bir şey değil. Değil mi? Fayda üretmiyor sonunda. Dolayısıyla bunu anlamanız için şuna bakacaksınız. İhtirasla ihtiyaç çizgisini nereden çekiyorsunuz? Yani yaptığınız harcama ihtiyacınızsa size zaten fayda üretiyor. İhtirasınızsa genellikle fayda üretmiyor. Hay Allah, ben bu parayı niye harcadım diye hayıflanıyorsunuz. Ya gördün mü ya? İşte falanca ayakkabıdan bilmem ne, ne be falan, kendinizi eksik hissediyorsunuz ya. Abi ki sormanız lazım ya, tamam da bunun halinde hani benim ne fayda var? Farklı bir şey yapmam lazım. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Vallahi ben bunu 40 yaşımda öğrendim. Siz benden önce öğrenin diye. Dedim ya, hani işlemediğim günahla ya da yapmadığım hatayla kimseye konuşmam ben. Arkadaşlarım biliyor beni. Bu enayilikleri ben yaptım. Topkapı Üniversitesi'ne geldiğimde tabii yaş olmuş 52. Tecrübelendik. Dünkü aklımı da beğenmiyorum. Haberiniz olsun. Böyle aklını beğenen bir tip değilim. Bazen eski makaleleri karıştırıyorum. Allah'ım bunları nasıl yazmışım falan diye. Dolayısıyla her seferinde gelişmek lazım. İleriye doğru gitmek lazım. Biz Topkapı Üniversitesi'nde bunu anlatıyoruz. Özgür iradenizle doğru karar verebileceğinize inanıyoruz biz. Ya bunlar gençtir, bunlar anlamaz. Biz bunların yerine iyisini düşünürüz falan demiyoruz. Yok böyle bir şeyimizde. Daire başkanlarım da aynı şekilde. Onlara da aynı şekilde davranıyorum. Onlara özgür iradeleriyle doğru karar verebilecekleri inanıyorum, güveniyorum arkadaşlarıma. Ve biz bu şekilde yönetiyoruz. Merkeziyetçilik yok bizde. Ne sonuç yarattığını görüyorsunuz zaten. Olabilir mi ya? 13.500 öğrencisi, 600 tane çalışanı, ekstradan 5 tane kampüsü, İstanbul'un en iyi yerinde olan bir yeri tek başına ben yönetebilir miyim arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Böyle bir kafa var mı? Ayrıca arkadaşlarımı haklarında kollamak zorundayım. Arkadaşlarıma talimat vermiyorum hiç. Diyorum ki yardım edebileceğim bir şey var mı kendi gücümle diye. Genellikle benden daha iyi biliyorlar işlerini. Bir orkestra şefi bütün şeyleri çalabilir mi, enstrümanları? Var mı buna gerek? Yok. Nereden biliyorum? Ben Duman'ın ilk bas gitaristiyim. Biliyor musunuz? Vallahi öyle. Emre Alkin, Yusuf Tıran'a az önce oradaydım, diş hekimi oldu. Yakup Tıran'a Amerika'da, Ari Barokas, Kaan Tangöze. Kaan'la sürekli çıkışıyoruz. Oğlum ne biçim şarkı söylüyorsun? Biz o zaman tabii Queen, Freddie Mercury, vibrato çıkarsana. Bir gün kızdı, dedi ki ya ne konuşuyorsunuz siz ya? Benim dedi şarkı söyleme tarzım dünyaca meşhur olacak dedi. Yürü git falan dedik, adam haklı çıktı. Bayağı da güzel söylüyor değil mi? Bir albüm çıkarsalar iyi olacak, 10 sene oldu. O yüzden harmoni sizin her şeyi yapabilmeniz değil, birbirinden farklı kabiliyetleri ahenk içinde çalıştırmanıza bakar. Dolayısıyla birbirinizi sevin. Oradaki arkadaşın, buradaki kardeşin birbirinden farklı düşünüyor olabilir ama güzellik burada. Hepiniz aynı düşünseniz gruplaşamazsınız. Ancak kitle olursunuz. Kitleyi açıklıyorum. Mantıkla hareket etmez, menfaatle hareket eder ve ahlaksızlaşır. Maça gidiyorsunuz hepiniz. Bir anda diyorsunuz ki koskoca kelli felli adamlar, kadınlar niye ağızlarını bozuyor? E tabi kitle psikolojisi. Halbuki küçük bir grup olsa kimse cesaret edemez. Herkes terbiyesini muhafaza eder. İşin özeti bu. Dolayısıyla biz Topkapı Üniversitesi'nde gruplaşmanıza müsaade ediyoruz. Kitle olmanıza müsaade etmiyoruz diyemeyiz. Her şey müsaadeli ama olamazsınız zaten. Çünkü biz insanları kabiliyetlerine göre çalıştırma ve değerlendirme peşindeyiz. Tenis raketiyle çivi çakan kimse yok arkadaşlarımın arasında. Hazır elime gelmişken diyor. Konunun özeti bu. O yüzden adaletsiz dünyaya en azından Topkapı Üniversitesi'nin sınırları içerisinde adalet tanımaya çalışıyoruz.
Dışarı çıkınca hayat biraz zor, onu söyleyeyim. Ama hazırlıyoruz. Haberiniz var mı? Türkiye vatandaşı, Türkler Avrupa'da en az uyuyan insanlar. Şimdi dışarıdaki kitleyi tarif edeceğim, korkmayın sakın. Niye uyumuyorlar bilmiyorum, uyku tutmuyor milleti. Çeşitli sebeplerden dolayı. Tamam mı? Ya maç kaybetmiştir ya para kaybetmiştir bilmiyorum. En kızgın ülkeler arasındayız. Antonella diye bir arkadaşım var. Instagram'a paylaşım yapmış, bir Türk'le evli. Diyor ki ya Türk olmak ne zor. Kızıyorsun ama niye kızdığını bilmiyorsun diyor. Bak çok enteresanmış. Bir İtalyanın direkt yaklaşımı. Demek ki öfke kontrolü çok önemli arkadaşlar. Çok yakında üniversite olacaksınız. O yüzden bunu iyi düşünün. Öfke çok yorucu bir şey ya. Bu kitabın başına ne yazdım biliyor musun Zeynep Çıkar? Öfkelerimi yürürken kenara bıraktım. Ama üstünü toprakla gömdüm. Bedava bulup da birisi almasın diye dedim. Öyledir bizde. Bedava diye en kötü şeyi bile alırlar. Çok öfkeliyiz. Sakın trafikte kimseyle öyle tartışmayın sokakta. Da. Kimin ne olduğu bellidir. Siz bize lazımsınız. Devam. Sağlıklı hissediyor musun diye sorulduğunda evet diye cevap veriyor. Uyuyor musun? Hayır. Stresli misin? Feci diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel sekreterliğini yaptım. 3,5 yıl. Allah başka acı keder vermesin. Sporda şiddet yasası. Peki dedim herkes dışarıda çok kibar. Stadyuma girince mi deliriyor? Peki öyle olsun. Arkadaşlar 2001 kişiyi men ettik staddan. %90'ı antrenör, futbolcu, hakem çıktı. Yani dolayısıyla herkes öfkeli. Devam. Haftada 2 saat egzersiz yapıyor musun? Hayır cevabıyla OECD birincisi olmuşuz. Hiç yapmıyoruz. Obezlik oranı %28.6. Yani Avrupa birincisiyiz. Yani ne demeye getiriyorum? Ders çalışmak güzel ama sporu sakın ihmal etmeyin. Spor yapanlar elini kaldırsın. Tamam. Sabahleyin ceket kravat ip atladım. Boks salonunda. Vallahi esprisini koydum da Instagram'a. Maksat şey olsun. Fırsatını bulunca yaptı. Sigara kullanıyor musun? Ya tamam mı? Bak sonuncusunda yalan söylüyorlar zaten. O belli. Hiç oraya dokunmuyor. Kimin sorduğunu bilmediği için korkuyor. Böyle bir şey. Şimdi dışarıya çıktığınızda yani üniversitenin sınırlarının dışındaki ekip bu. Haberiniz olsun. Devam edin. Yalan habere en çok maruz kalan ülke Türkiye. Abi diyor Ankara'ya denizi getireceklermiş. Ya nereden gördüğünü bilmem ne kanalında söylediler. Nasıl getirecekler bilmiyor ama ona inanmış falan. Geçenlerde borsa ile ilgilenen var mı hisse senedi falan aranızda? Ha. Geçenlerde beni diyor ki arkadaşım aradı. Şey diyor. Hocam diyor Çimsa hissesi aldım. Niye dedim? Kanal İstanbul yapıyor ya oğlum Çimsa Mersin'de dedim. Instagram'da öyle yazmıyordu ama diyor. Tamam. Adam parayı gömmüş onu. Dolayısıyla sürekli mağdur ve kandırılmış. Kandırdılar beni diyor. Şimdi bak duruma bak. Devam. Haftada kitap okuma süresi. 5 dakika 53 saniye. Nasıl? 5 dakika 53 saniye. Sıkıntılı. Yani durum sıkıntılı. O yüzden herkes öyle diyor hocam. İyi bir şey mi? Sen bir düşün o lafı. Cümleyi başla. Herkes. Ya 5 dakika 53 saniye kitap okuma süresi. Devam. İnternette geçirilen süre. Bak buradayız. Daha iyisi geliyor. Instagram'da geçirilen süre. Birinciyiz. Instagram kullananlar elini kaldırsın. Tabii ki. Tamam. Ama niye birinciyiz biliyor musun? Geçirilen sürede. Yahu bağlantı hızında sonuncuyuz da ondan. Adam fotoğrafı yükleyemiyor. Çıldırıyor niye yüklenmedi falan. 58 dakika. Teknolojinin son olanakları elimizde ama altyapı zayıf. Elektrik, elektronik okumak isteyenler elini kaldırsın. Bilgisayar mühendisliği okumak isteyenler elini kaldırsın. Evet, göreyim onları. Tamam. Arkadaş çok ihtiyacımız var size, haberin olsun. Görüyorsun vaziyeti. Ben demiyorum. Yahu GSM hızında bile yavaşız ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin %99.99 kesintisiz
internet hattına sahip olmak için 5 milyon kilometre fiber optik kablo döşenmesi lazım. Şu an 1 milyon kilometre yok. Stockholm 182 kilometre kare, 2 milyon kilometre şeyi var. Fiber optik kablo yapısı var. Maliyeti bir tane İstanbul Havalimanı. O kadar. Yaparız. Her şeye para buluyoruz, ona da buluruz. İşte sizler yapacaksınız inşallah. Devam. Organize suç. Rusları geçmişiz. O yüzden dalaşmayın kimseye. Tamam. Abim OECD'de büyükelçi Kerem Hoca. Kerem Hoca devletçi. Diyorum ki hoca bunu da paylaşsana diyorum. Benim başım belaya sokma diyor. Ben buldum onu. Yani şimdi dolayısıyla karşınızdaki kitle bu ve trafikte kalma süresi Moskova'dan sonra 2 numara. Niye bunları anlatıyorum? Biz size güzel eğitim veriyoruz. İşte çocuklar ahlaklı olmuş. Dışarıya çıktığınızda orası bir jungle. Tamam mı? Atarlı, sinirli, sağlıksız, uykusuz, kandırıldığını düşünen, az kitap okuyan bir kitleyle karşı karşıya olacaksınız. Biz sizi hazırlayacağız, merak etmeyin. Korkutmak için söylemiyorum. Hayat, hangi ülkeye gitseniz durum aşağı yukarı da aynı. Amerika'ya git daha beter, onu sana söyleyeyim. Ama durum bu. O yüzden şu an hoca, lise hocalarınız da burada diye tahmin ediyorum, ellerinden öpün onları. Yani sizi şu an cam fanusta koruyorlar. O yaşadığınız şeyler çok önemli şeyler değil, daha beter şeyler yaşıyor. Tabii Türkiye'nin durumu nasıl derseniz, aha. Bak şimdi normalde içerisi çok kalabalık olmazsa aslında güzel. İşte ırmaklar, ovalar, nehirler falan. Ama arkadaşlar rekabet çok. Bunun içine böyle 1000 kişi dolduğu zaman biraz tehlikeli hale geliyor. Benden size tavsiye, köpek balıklarının çok dolaştığı, yüzünüze sürekli dirsek yiyeceğiniz yerlerde çok dolaşmayın. Ne lazım? Tamam mı? O yüzden iş seçerken bunları yapın. 2 tane önemli şey o hayatta. İş ve eş. Vallahi seçerken çok dikkatli olacaksın. O yüzden benden size tavsiye, memleketin böyle bir yer olduğunu unutmayın. Siz de tavsiyem, demin arkadaşları söyledi, bunu alıp kayanın üstüne oturtursanız bizim için daha iyi. O yüzden ben ne zaman bir seçim olsa böyle oda başkanları çıkıyor. Diyorlar şimdi ekonomi zamanı. Aa öyle mi diyorum ya, demokrasi dedim Finlandiya seviyesinde. Eğitim uçuyor. Adalet muazzam. Şimdi de ekonomiye sıra geldi. Ya ben ekonomistim. En başta sizden önce söylerim ben. Ama değil. Yani fabrika ayarlarına geri döndüğümüz zaman işler düzelecek. Yani özgür iradeyle vatandaşın ve sizlerin doğru karar verebileceğine güvenen bir ortamla, merak etmeyin, her şey daha güzel olacak. O yüzden ekonomiye sonra sıra gelebilir. Yani. Herkes cebini doldurma meraklısı olduğu için. Yani kendi kendine yetmeden zengin olmaya meraklı, yani kendini hiç sevmeden aklını süper beğenen insanlar ülkesi haline geldik. Bunu bir düzeltmek lazım. Devam. Bir de gençlere sürekli akıl veriyorlar. Tamam. Ya geçenlerde oturuyorum. 2 tane oğlan var bizde. Ellerinizden öper, büyüklerime söylüyorum. Ondan sonra geldi bir babam yaşında birisi oturdu. Bizim çocukları dedi ki ben sizin yaşınızdayken adamın kulağına eğildim. Televizyon yoktu, sus dedim. Senin yani. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatabilir acaba? Merak et. Boş. Desem ki tavsiye başına, öğüt başına 100 lira kimse vermeyecek öğüt. Vallahi. Tamam. Dolayısıyla gençler biliyorum çok sıkıcı oluyoruz size öğüt falan verdiğimizde. Anlıyorum. Çünkü biz X jenerasyonuyuz, böyle acı çeken Y'ler de var aramızda falan. Tamam mı? Anlamıyoruz ama K-Kabus'un güzel bir sözü var. Kabusname diye bir kitap. 1000 yıl evvel yazmış. Diyor ki gençlerin aynada göremediğini yaşlılar tuğlada görür diyor. Bak onu da söyleyeyim. Ama ben etrafımdaki akranlarıma diyorum ki abicim, ablacım ilk önce çocukları dinle. Ya biz üniversitede böyle yapıyoruz. Böyle. Tamam. Okay. Sakince bir anlat bakayım. Okey, tamam. Hiç öyle karşı çıkmıyor söylediğin yanlış diye. Peki bu açıdan düşündün mü? Yok hocam, düşünmedim. İyi sen bir dolaş gel yarın. Konuşalım diyorum. Ertesi gün görüyorum. Neydi? Vallahi hocam haklı çıktın diyor. Bazen de ben haksız çıkıyorum. Hocam düşündüm ama ben bunu, tamam okey, o zaman hallederim. Hiçbir mailiniz cevapsız kalmıyor. Rektöre mail atıyorlar en intipüften konu. Yine cevap yazıyor. Çünkü cevap yazmıyor. Çünkü bu bir posta. Posta kutsaldır. Haberiniz olsun. Yani böyle cevap vermemek falan filan gibi bir şey olamaz. Yani. Sonra birisi size soru soruyor, cevap vereceksiniz. Yani Topkapı Üniversitesi'nde bu var. Şimdi hangi teknolojiden mahrum kalmak sizi üzer adlı dünya üzerinde yapılan çalışmada benim yaşımdakilerin ilk cevabı otomobil olmuş. Sizler demişsiniz ki tabii, otomobil, araba, bizim şey, gençler bunu demiş.
Neden? Ya ne gerek var zaten Uber Muber var. Ona kiralık araba var. Zaten ileride arabalarda direksiyon falan da olmayacak. Sahip olmanın da bir manası yok. Yani kontrol edemediğin şeyin maliki olmanın gereği yok demiş gençler akıllı. Şimdi dolayısıyla bu iki nesil arasında, bizde hatta dört nesil var, bağlantı kurmaya falan çalışmıyor. Tamam mı? Ama Can Yücel'in şiirinde unutmayın, Amado'dan çevirmiş, demiş ki en uzak mesafe ne Hint Okyanusu'nda, ne yıldızlarda, ne demiş Everest tepesinde. En uzak mesafe birbirini anlamayan, duymayan insanların arasında. Tamam. Dolayısıyla birbirimizi anlamazsak, duymazsak o zaman anlaşamayız. Dolayısıyla gençler, ayağa kalkıp itiraz edecek kadar cesaretiniz varsa bir de cevabı dinleyecek kadar sabrınız olmalı. Anlaştık değil mi? Dolayısıyla öyle gayet rahat anlaştık. Biz kolay anlaşılabilen insanlar değildi. Çok kriz gördük, tamam mı? Ama yapacak bir şey yok. Gül gibi geçinmezsek memleketi düzlüğe çıkaramayız. Şimdi Futbol Federasyonu'nda genel sekreterlik yaparken her gün bir başkan yardımcısı, Emre Hocam efendim abi falan, tuvalete gitti bunlar, gitsin abi tuvalete falan. İşte sigara içiyorlar. Bilmem. Ya abi deli misin sen ya? Dedim ki en sonunda, sen biliyor musun Türkiye Futbol Federasyonu bir senede kaç tane maç yönetiyor? Ben bilmiyorsunuz yok. 87.364 final maçlarıyla beraber. Arkadaşlarınızın inşallah mensubu olacağı elektronik dünya olmasa, dijital altyapı olmasa biz bu maçları yönetemeyiz. Ne hakem atayabiliriz, ne paralarını ödeyebiliriz. Dedim ki ya kardeşim, tuvalete gidiyorlarsa ver coşkuyu, ver wifi'yi tuvalete. Bir de şarj cihazı koy. Saat 2.30'da bana raporu at de. Ya adamları göreceksin de ne olacak? Kuyumcu dükkanı mı burası? De. Anlatamadım derdimi. Neyse, şimdi yavaş yavaş taşlar oturdu. Yani neden biliyor musunuz bunlar oluyor? Çünkü kişiyi kontrol etmeye meraklı da insanlar. O yüzden yahu işi kontrol etmen lazım, kişiyi değil. Kişiyi kontrol ettiğin zaman başındakine takıyorsun, giydiğine takıyorsun, çıkardığına takıyorsun, oturmasına takıyorsun. Ya gençleri sevin ya. Siz de birbirinizi sevin. Tamam mı? Kişiyi kontrol etmeye başladın mı her şeye kafayı takarsın. Eski usulü. İşi kontrol edeceksin. O genç o işi o saatte sana söz verdiği gibi yaptı mı, tamam. Atın üstündesin. Kontrol edeceğimiz şey bu. Ben de üniversitede bunu yapıyorum. Bana ne, ben kişileri niye kontrol edeyim? Ben işi kontrol ediyorum. İş güzel yapılacak ki sonuç güzel çıkacak. Şimdi arkadaşlar, rekabetten korkmayın. Maalesef bizim büyüklerimiz rekabeti hiç sevmiyorlar. Eşit şartlarda rekabetten hiç hoşlanmayan bir ciddi X ve Baby Boomer, yani 45, 65 ve 65-79 kuşağı var. Kusura bakmayın. Yani aranızda varsa tenzih ediyorum. Mesela sürekli olarak ithalata karşı korunmak istiyorum. Niye? Çünkü kendisinin kalite olmayan ürününü biraz daha pahalıya satmak için. Bunlar yanlış işler. Ve rekabet çok önemli arkadaşlar. Niye olduğunu anlatayım. Londra'da konferansa gittim. Üç tane Oxford'dan, bir de başka bir üniversiteden dört profesör. Hoşlandılar. Ben de, anladınız zaten, deli deli anlatıyorum. Bana bir kahve ısmarladılar. Dorchester Oteli hatırladığım kadarıyla. Dediler ki bak hoca, güzel anlattın ama bir şey eksik bıraktın. Nedir? Sizin gibi ülkelerde dedi üretmeyi çok kafaya takıyorlar dedi, üretmeyi. Böyle fabrikatör olmak dedi. Mesela fabrikatör siyah beyaz filmlerde Hubrisi Kentmen vardı. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Dedi ki abicim bak, fabrikasyon dedi 1970'lerde fiyatın içerisinde toplasan %23. Bugün dedi fiyatın içinde %11. Peki dedim, o zaman ne var? Kalemi kağıdı çıkar söyleyeyim dedim. Marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji, insan kaynağının eğitimi, dijital altyapı, kritik altyapı, finansman, lojistik, satış, pazarlama, reklam, fuar, her şey. Wow. Bunları yapmadıktan sonra sabaha kadar üret. Üretmenin manası yok. Ürettiğin mal ve hizmeti piyasaya sunman lazım ve uygun şekilde sunman lazım ve dijital altyapıyla sunman lazım ki müşterinin verdiği tepkilere uygun olarak malı tekrar güzelleştirip piyasaya geri sürmen lazım. Sanayi 4.0 bu. Sanayi 4.0 fabrikada robot değil. Kandırmışlar herkesi. Sanayi 4.0 dijital bir omurga üzerinden tamamen pazar yeri ile üretim arasında gidiş gelişi %99.99 kesintisizlikle sağlamak demek. Peki
Made in Turkey. Bizim markalarımız var. Nerede var ya? Atmayın kafadan. Hiç yok. Al. İlk 20'ye sıralıyoruz. Türkiye yok. Bak kimler var söyle. Almanya, İsviçre, Avrupa Birliği markaları, İngiltere, İsveç, Kanada, İtalya, Japonya, Fransa, Amerika, Finlandiya, Norveç, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka, Avusturya, Belçika, İrlanda, İspanya. İspanya bile son sırada. Ha, nasıl olacak? Zannediyor musunuz ki ya çok fazla üretince marka olacağız? Mesela Türkiye'nin diplomatik olarak başı bir konuda belaya girdi. Hangi uluslararası sanatçının, hangi uluslararası sporcunun çıkıp bizi koruyacağını düşünüyorsun? Arda Turan mı mesela? Bak severim Arda'yı, o ayrı mesela. Ama Barcelona maçında hakeme ayakkabı fırlattı. Tamam? Şimdi dolayısıyla böyle baktığın zaman özüne sözüne güvenilir, evrensel konuşmayı başaran, ana vatanın unsurlarını evrenle buluşturmaya başarmış bir tane sanatçımızın, değil mi, bir şarkıcımızın, Tarkan desen biz tanıyoruz işte, bir de Rusya. Tamam. Demek ki arkadaşlar sanatı, kültürü de unutmayın. Bunlar tamamlayıcı unsurlar. Bu unsurlar olmadı mı markalaşamaz. Dolayısıyla moda tekstil tasarım okumak isteyenler varsa sakın ha ucunu bırakmayın. İç mimari okumak isteyen varsa sakın ha ucunu bırakmayın. Sanat yapmak isteyenler varsa gerçekten önemli bir meslektir. Bizim üniversitemizde saat mevhumu yok. Çünkü ilhamın hangi saatte geleceği belli değil. Değil mi üstadım, siz de sanatçısınız. İlhamın mesaisi olur mu ya? 24 saat açık. Kütüphanemiz 24 saat açık. İsteyen gelir çalışır, isteyen çalışmaz. Bizim farkımız bu. Yani ilhamın mesaisi yok, yaratıcılığın mesaisi yok. Ona göre yapıyoruz. Borç ilişkinize dikkat edin. Heh, bu da size son söyleyeceklerim. Musevi arkadaşlarımız varsa bozulmasınlar aramızda. Moiz yatakta böyle debeleniyor, uyuyamıyor. Karısı Rebeka demiş ki ne oldu Moiz? Yahu sorma, İzzet'e borcum var. Yarın sabah ödemem lazım ama ödeyemeyeceğim. Rebeka demiş ki düşündüğün şeye bak. Pencereyi açmış. İzzet bağırıyor, hepsi aynı mahallede. İzzet de açmış pencereyi. Ne var Rebeka gecenin bu saatinde? Demiş ki Moiz'in sana borcu var diye. Evet, ödeyemeyecek demiş. Pencereyi kapatmış. Moiz'cim şimdi sen uyu, İzzet uyumasın demiş. Ha? Meselenin özü bu. Belli bir yere kadar borç alanın derdi, belli bir seviyeden sonra verenin derdi olur. Arkadaşlarınızla borç ilişkilerinize dikkat edin, çünkü kocaman ülkeler bile işin suyunu çıkarmış. Bana diyorlar ki ya Amerika çok borçlu, Amerika borçlu ama artık borç verenin derdi oldu. Bir arkadaşıma borç verdim. Bağdat Caddesi tarafında çok güzel bir kafesi var bugün, hanları, hamamları. O gün dardaydı. Ben de asistanlık maaşımın yarısını verdim, benim için iyi para. Bir ay sonra istedim. Erhan'cığım işte verir misin? Vereceğim, vereceğim dedi. İki hafta sonra bir daha istedim. Ertesi gün getirdi verdi. Ne dedi biliyor musun? Borç verdin ama tat vermedin dedi. Arkadaşlığımız bozuldu ya adamla. Dolayısıyla sizden tavsiye, hiçbir arkadaşınıza unutamayacağınız büyüklükte bir borç vermeyin. İkincisi, kripto para vesaire gibi, tam olarak NFT gibi, tam olarak ayrıntısına vakıf olmadığınız ama herkes kazanıyor, benim neyim eksik diye dalacağınız bir yatırım aracı varsa lütfen arkadaşına borç verir gibi ver ki senin şu an vazifen ders çalışmak ve yaşamak olduğu için yaşamaktan odağını kaçırma. Param ne oldu, param ne oldu? Anlaşıldı değil mi? Bak bu da nedir? Yanlış yapmış bir adamın size tavsiyesi. Bak söylüyorum, itiraf. Kriptoda yapmadım. 30'lu yaşlarda yaptım ya. Baksanıza ya. Biliyor musunuz? Dünyanın en büyük ülkeleri 2050 yılında kamu borçlarının milli geliri oranı %441 olacak. Yani 4 kere de aynı milli gelirden yapsalar borçlarını ödeyemeyecekler. O yüzden bir borç krizi bizi bekliyor. Siz kendi borç krizinize girmeyin. Buraları atlıyorum detay. Heh, bunu hatırlamazsınız. Biz hatırlıyoruz. Adana'da konferans vermeye gittim. Havalimanından içeri giriyorum. Kamyonun arkasında ne yazıyor biliyor musun? Rahmetli de sollardı diye yazıyor. Yani başına bir felaket gelene kadar yaptığı tüm tehlikeli işlerin yaver gittiğini düşünen insan karakteri. Kodak dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesiydi. Kabahati piyasayı duymamak. Fotoğraf makinesi satıyordu, fotoğraf makinesi filmi satıyordu. Benzer işler yapıyordu. Şunu düşünemedi ki bir gün şunlar gelecek.
ve bunlara ihtiyaç olmadan herkes fotoğraf çekecek. Battı otomatik olarak. Kıssadan ise piyasayı duymayan şirket anca al satçı olur. Bu kadar. Tamam mı? Bu kadar kısa. Tweet bu kadar. Tamam. Al satçı olma. Az bilgi bol özgüven. Aman abi. En tehlikelisi gençler. Biz genellikle sizin anlattığınız şeylerden hiçbir haberimiz olmasa bile kafadan attığınızı anlıyoruz. Tamam, böyle bir tecrübemiz var, hayat tecrübesi. Geçenlerde meydan alışveriş merkezine gitti. Bilen var mı karşı tarafta? Meydan alışveriş merkezi. Akbank var mı? Var abi dedi. Üçüncü katta. Çıktım abi, bir tek hamburgerci kadar. EFT saatini de kaçırdık. Kapandı. Aşağıda çocuğu buldum, kafasında şapka. Dedim ki oğlum hani böyle böyle. Çok emindim ya dedi. Bak cümle var. Çok emindim ne demek? Üniversitede de oluyor bazen. Bir soru soruyorum, cevap alıyorum. Atıyorsun diyorum. Hocam cevabı bilmiyorsun. Attığımı nereden biliyorsun? Dedim o bizim kabiliyetimiz. Attığını anlıyoruz diye. Şimdi dolayısıyla fokus olun ve şunu hayatta yapmayın. Bak adam ne diyor? Berber diyor. Diş çekerim, sünnet yaparım, nal çakarım diyor. Her işe de girmeyin arkadaşlar. Birazcık da hani nasıl diyeyim, odak alanınız olsun. Her işi yapmayın demiyorum. Her işe girmeyin. Bak yapmak ayrı, girmek ayrı. Girersin yapamazsın. Nice yiğit böyle batar. Ben onu biliyorum. Adamın işleyen firması var. Hocam batıyoruz. Nasıl batıyorsun? Vallahi abi aldığımız paraları diyor. Hiç anlamadığımız bir işe girdi. Heh, bak kilit kelime burada. Bak işin özelliği bu. Bir kere her işte doğru önlem alın. Bak bu kuzeyden görüntü. Tamam mı? Adam şimdi ne oluyor biliyor musun bir dakika sonra? Ben onu çok iyi biliyorum. Aşağı tutulan diyor ki o zaten ona bir şey olmaz diyor. Dur bir döneyim diyor. Öbürü de nasıl beni tutuyor diyor. Kendini geriye bırakıyor. Sonrasını biliyorsunuz. Ama bir hafta sonra yine aynı manzarayı görebilirsiniz. O yüzden bir iş yaparken önleminizi doğru alın ve planlamayı doğru yapın bak. Bizim en büyük hatamız planlama. Bak planlama departmanı diyor daha yazıyı yetiştirememiş oluyor. Bir de bu işe başlarken nasıl olacak? Biz buna affedersiniz eşeğin büyüğünü ahırda unutmak diyoruz. Yani. Planlama yapmak lazım. Devam! İngilizceyi iyi öğrenin. Chicken translate. Language cheese. Dil peyniri. Diyarbakır'da ondan sonra. Fotoğrafını çektim adam bozuldu artık koyamıyor. Ya palavracı olmayın. Mesela en tehlikeli şey. Yerli Himalaya tuzu geldi. Tabii. Yerli ol da palavra olma. Yani. Yerli Himalaya tuzu olur mu? Devam. Farklı olacağım diye işlevsiz olma. Bak en önemli şey bu. Farklı olmak başka, işlevsiz hale gelmek başka. Kendimi farklılaştıracağım de böyle olma. Ve sizi anlıyoruz. Bak Y kuşağı kaldırsın elini burada çok var. Kendini yalnız hissediyor. Abilerinizi, ablalarınızı yalnız bırakmayın. Tamam mı? Mesela benim iki tane oğlum var. Bir Y kuşağı, öbürü direkt Z kuşağı. Böyle geldi bana dedi ki ben senin gibi olmayacağım da. Aynen böyle. Dünyanın kötü şeyi benim. He. Tamam müzisyenim bilmem falan. Niye oğlum dedim. Çok çalışıyorsun ortada bir halt yok diyor. Ne bekliyoruz acaba onu da bilmiyorum. Öbürü akıllı. Diyor ki babacığım senin gibi olunur mu diyor. Bak kefereler ikisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Benim gibi olmak istemiyorlar. Bizim gibi olmayacağınızı biliyoruz. Olmayın da zaten. Kendiniz gibi olun. Onda bir sıkıntı yok. Ve sizden ricam vatandaşı duyun. Bak sen ne tasarlarsan tasarla vatandaş bildiğini yapar. Bunu unutma. Dolayısıyla piyasayı duy, ihtiyaca cevap ver. Son olarak geliyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz uçakları Almanlardan dayak yiyip geliyor habire. Habire de teknisyenler bu makine tüfek deliklerini doldurmaya çalışıyorlar. Bir tane genç mühendis gelmiş sizin yaşlarda demiş ki ne yapıyorsunuz ya? İşte delikleri tıkıyoruz. Niye demiş adam? Nasıl niye? Öğretilmiş çaresizlik. Adam diyor ki kardeşim bu uçaklar geri dönüyorsa makinenin tüfek mermilerinin değmediği yerlerden dolayı dönüyor. Siz oraları güçlendirin uçağın demiş. Bak alakasız bu. Out of the box düşünce. Neyse orada akıllı bir general varmış. Dur bir daha söyledi. İki gün anlamamışlar çocuğun ne dediğini. Neyse üçüncü gün uygulamaya başlamışlar. Alman pilotların hatıraları. İngiliz uçaklarını mermileri gömüyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Mermilerde sıkıntı mı var acaba diye. Bak çarpıcı, sıra dışı, marifetli. Bunu da sevmiyoruz.
Bak ne diyor adam? Elbette konuşma özgürlüğü var ama konuştuktan sonra özgürlüğü garanti edemem diyor. En sevmediğim yönetici tipi. Bunlardan olmayın sakın. İleride kulüp belki de kulüp başkanısınız okullarda. Bak SKS başkanımız burada. Bizim üniversite. Sakın ha öyle bir. Demokratik olun. Demokrasi seçim değil ha. Demokrasiyi sadece seçimle ifade eden insanlardan olmayın. Demokrasi sadece seçim değil. Heh, tamam mı? Çoğunluğun oyunu aldım. Oh, nasıl olsa onlara sormaya gerek yok. Ben onlar adına iyisini düşünürüm. Ondan başımıza geliyor her şey. Neyse birkaç örnek daha var. Anlatacağım ama olay bu. Ne diyor? Sen söyle ne diyor? Heh. Şey mi diyor? No safety smoking first mi diyor? Olabilir istiyorsan. Size şimdi çok ciddi bir tavsiye önünde bitireceğim. Çalıştığınız bir kurumda, mücadele ettiğiniz bir yerde bazı gelişmeleri itiraz ederek, ikaz ederek, eleştirerek ve antipatik olarak değiştirmeye gücünüz yetmiyor ise benden size tavsiye, eleştiri lisanınızı iyi belirleyin. Neden? Çünkü işler sarpa sardığında gelip size soracaklar. O zamana kadar çözüm cebinizin içinde olsun reçete. Antipatik adam olursan ya da kadın sana gelip sormayacaklar. Ben demiştim dersen çok antipatik olacaksın. Sen efendim bunları bekliyorduk. Buyurun. Bak adam kafayı takmış. No safety smoking first. Değiştiremezsin. Bir de gücü elinde tutuyor. Bütün şirketlerde böyledir. Ya da bırak git. Yine bir genç geldi bana dedi ki hocam çok çalışıyorum dedi bu bir önceki üniversitede. Beni görüyorlar mı? Dedim oğlum İngilizcen var mı? Var. Spor yapıyor musun? İyi. Kaç yaşındasın? 29. Nasıl durumun? Gayet iyiyim hocam. Aile? İyi. Oğlum dedim zalimsek bizimle niye çalışıyorsunuz? Alimsek paçamızı bırakma. Bu kadar basit. Kendinize güvenin ha. Tamam mı? Bu hayat böyle. Sorusu olan var mı bilmiyorum. Ama size şunu söylemek istiyorum. Kısmeti böyle tarif etmeyin ha. Tamam. Bunu kendi elimle çektim. Güneydi. Kısmet abi diyor ama aklında bu var. Ne demiş Ahmet Eflaki? Müjdeler olsun vardır toyumuz düğünümüz ama toyumuzu düğünümüzü boyumuza göre verdi Tanrımız demiş. Başkasınınkini kıskanmayacaksın. Doğru insanlarla çalışacaksın. Tamam mı? Doğru insanla çalışırsan bunun maliyeti düşük. Patron olma lider ol. Bak aradaki fark bu. Görüyorsunuz değil mi? Patron başka, lider başka. Gözünü seveyim, lisanını temiz tut. Bunu da kendi elimle çektim Göktürk'te. Bak adam hızını alamamış, ayrıca şerefsizsin diyor. Ama bir de bu var, hazır mısın? Sevgili çocuklar, bahçeye şişe ve benzeri çöpleri atmayın. Yaşlandım, temizleyemiyorum. Sizleri de çok seviyorum. İmla hatası müstesna. Atamazsın buraya çöp. Ben buraya sizin adınıza her türlü şeyi yaptım, merak etmeyin. Ha, onu söyleyeyim. O yüzden lütfen birbirinizi sevin. O yüzden söyledim. 2 ile 4 demiş ki biz büyüdüğümüz zaman bir ara birleşiriz. Ama 2 ile 4 baştan birleştiği zaman değil mi daha farklı oluyor. Lütfen sevin birbirinizi. Anlayın birbirinizi. Kaynaşın. Konuşun. Anlaşın. Tamam mı? Ve inanın ki yere düşünce bir avuç toprakla kalkanlardan olmak lazım. Kolay bir hayat değil bu. İtibarlı insanlar olun. İtibar piramidinin tepesi başkasının sizi övdüğü yer. Kendinizi övmeyin çok. Zaten antipatikmiş. Ve şu kitapları yazdım sizler için. Herkes okuyabilir bunu. Niye yazdım biliyor musunuz? Ahlaktan uzaklaştık diye yazdım. Ne olduğumuzu hatırlayın. 1930'larda İngiltere'de kadınlar Trafalgar Square'de diyor ki bizim Türk kadınından eksiğimiz nedir ya diyor. Seçme seçilme hakları yok. Ya. Dolayısıyla Atatürk Cumhuriyeti'nin ne olduğunu hatırlayın ve kadınlarla beraber fikirleri gerçeğe çevirmeyi vazife edinin. Liderimiz burada. Tamam mı? Mustafa Kemal Atatürk.
Ne diyor biliyor musunuz? Bakınız efendiler, şahsi menfaatler genellikle toplumun önüne dikilir, doğru. Ama şahsi menfaatler rekabet içinde önemli. Ama zannetmeyin ki diyor, sistemin bütün zaaflarını rekabet örtecek. Hayır, hayalperestliktir. Devlet bir düzenleyici otorite olacak ama bunu yaparken piyasa kurallarına saygılı olacak. Nihayetinde hiçbir devlet ferdin yerine geçemez, hiçbir devlet ferdin işini yapamaz diyor. Efendim, sizleri karşımda özgür iradesiyle, nasıl diyeyim, çıkaran, burada kıymetli arkadaşlarımın özgür iradeleriyle çalışmalarını sağlayan, bu güzel vatanı cumhuriyet ve bayrağımız altında, değil mi, şanlı şerefli bir şekilde ayakta tutan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizin muhterem anıları karşısında saygıyla eğiliyorum. Bizi seçer de gelirseniz ailemizden bir parça olacaksınız diyorum. Anneler babalar müşteri olsun, evlatlar bizim evlatlarımızdır. Hiç merak etmesin diyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve hocalarıma da saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bari. Bu renkli sunumdan dolayı Emre Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Emre Hocam olağanüstü. Görsellerinize bayıldım. Onlar alabilir. Gerçekten şahane bir sunum. İnanılmaz ya, ben orada kahkahalardan koptum yani zaten. En çok gülen benim herhalde. Yapı itibariyle de çok gülen bir adam. Bir sinemaya, komedi filmine gittiğimde sinemayı inletiyorum bile. Burada da eğer hani böyle millet böyle biraz suskundu, kendime frene bastım. Yoksa çok gülecektim Emre Hocam. Yüreğinize sağlık. Sağ şimdi soru soran, sormak isteyen var mı arkadaşlar? Soru varsa yanınıza geleceğim, mikrofonu uzatacağım. Biraz daha süremiz var. Ardından yine çok kıymetli bir hocamız huzurlarınızda olacak. Çok değerli bir sunumu ile ilgili. Topkapı Üniversitesi ile ilgili olabilir. Ya da Emre Hocam'ın vermiş olduğu bilgiler ışığında kafanızda soru işareti varsa onları alabiliriz. Şimdi var mı? Oradan bir yakışıklı arkadaşım. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Mikrofonu uzatayım bakalım neler söyleyecek. Öncelikle konuşmanız için çok teşekkürler. Ben gelecekte gençlerin yurt dışına çıkma istekleriyle alakalı sorum olacaktı. Sizce Türkiye'de kalmalı mıyız? Neden Türkiye'yi diğer ülkelere göre seçmeliyiz kalmak istiyorsak? Bununla şimdi ilgili konuşup söylemek istiyorum. Çok derin bir soru sordun. Kısa cevap vereceğim. Nasıl ki doğudan batıya doğru bir göç var. Bu göçün sebebi de şu. Ne kadar çok para kazanırsan kazan. Bu kazandığın parayı kültür, spor, sanat vesaire gibi İrfanı hür, vicdanı hür bir ortamda harcamadığın sürece kendini kötü hissediyorsun. Sağlık ve eğitimin de peşi sıra kaliteli olması lazım. İstanbul bu konuda çok şanslı. Yani buradan dışarı gitmek isteyen bir kişi nasıl diyeyim, evrensel bir kişiliğe sahip olmak istiyor. Büyük ihtimalle dünya vatandaşı olmak istiyor. Kaçmak için gittiklerini zannetmiyorum. Ama biz de üniversitelerimizde Erasmus programlarıyla veya burada iyi dereceler aldığınızda sizi uzun süreli, ondan sonra farklı üniversitelerle gidip orada kalmanızı sağlayarak da bu dünya vatandaşlığını size sağlıyoruz. O yüzden yurt dışına gitmek iyi midir kötü müdür derken, özgür iradeye saygı duyduğumu en başta belirttiğim için, özgür iradeniz de ne istiyorsanız size sağlamak için biz zaten ant içmiş durumdayız. Biz bunun için varız. Yani yoksa bu arkadaşlarım ve ben başka bir meslek seçerdik. Tüccar olurduk falan filan. Futbolcu olurdum, müzisyen olurdum. Ama bu işi seçtiğimize göre sizin seçimlerinize saygı duyarak en iyisine kavuşmanızı sağlayan tüm önlemleri aldık. Sen onu merak etme yani. Tamam. Evet. Gitmek istediğin için yani yol haritası hazır. Var mı efendim başka soru? Buyurun lütfen. Merhaba hocam. Konuştuğunuz için teşekkür ederim. Şu an Türkiye'ye, yani daha çok Türkiye'deki öğrenciler yurt dışına, beyin göçü çok doğru, yoğun. Yani gelecekle ilgili olacak bir sorum. Acaba ileride Türkiye'ye de beyin göçü yapmak isteyenler çok olur mu yani? İlerideki durumumuzu değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Genellikle hani şöyle Pakistan'a gitmek istiyorum demiyorsun zaten. Tamam mı? Hani Malezya ne güzelmiş yer falan, hani öyle egzotik düşüncelerde Japonya belki olabilir. Demek gitmek istediğiniz yer genellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada yani. Avustralya'ya giden de pek az kişi var. Anladığım kadarıyla mana şu. Türkiye'nin kuruluş prensiplerine baktığın zaman ilk 15 yıl kadınların mesela istihdama katkısı %46.4. Bugün 30'a düşmüş. İlk 15 yıl tamamen eğitim parasız ve çok kaliteli.
enstitüler kurulmuş vesaire. Yani aslında sen şunu diyorsun ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir birey olabilmek için aradığın eğitimi burada bulamazsam yurt dışına gitmemde bir beis var mı? Hiçbir beis yok. Demin arkadaşına verdiğim cevabı söylüyorum. Biz elimizden geleni burada yapıyoruz. Biz öyle diploma fabrikası falan değiliz. Hiçbir meslektaşımın da böyle bir anlayışta olduğuna ben inanmıyorum. Ama şartlar gereği mesela yurt dışında olduğun zaman ne fark ediyor? Hazır mısınız? Anlatıyorum. Yazdığım bir makale Türkiye'de 59 bin kişi tarafından okunuyor. Yabancı dile çeviriyorum, sıkıdır, 2 milyon 104 bin kişi tarafından okunuyor. Fark bu. Yani bir Türk evladının yazdığı bir şey İspanyol, Fransız, İtalyan, Amerikalı, İngiliz merak ediyor. Acaba ne diyor bu adam diye. Çünkü bu banka batışları var ya Amerika'da, onunla ilgili yazdım. Bu kadar adam merak ediyor. Bir tane daha yazdım, o da 1 milyona ulaştı bu sabah itibariyle. Ama Türkiye'de okunmuyor. Yani aslında sizin şikayet ettiğiniz eğitimin kalitesinden çok ilgisizlikten muzdaripsiniz. Diyorsunuz ki ben çok kabiliyetli bir adam olsam, süper bir eğitim alsam, falan üniversiteden mezun olduğumda bunu bir önemi var mı memleketin içerisinde? Ha, şimdi onu hep beraber yapacağız. Orada %100 haklısın. Yani liyakata sahip olmayan kişilerin sadece sadakatla çok acayip yerlere ulaştığını görünce, ha tabii ki siz de isyan ediyorsunuz. Diyorsunuz ki kabiliyetimin değer gördüğü bir yere gitmek istiyorum ben de. Ben buna vereceğim hiçbir cevap yok. Sadece şunu diyorum. Ben ve benim gibiler ve arkadaşlarım burada kalıp senin arzu ettiğin Türkiye'yi yaratmak için çalışacağız. Sadece bunun sözünü verebilirim. Topkapı Üniversitesi'nin içerisinde bu var. Kapının dışına çıktığında bunun dalga dalga yayılması için hepimizin hep beraber çalışıyor olması lazım. Tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değil. İnşallah soruna cevap oldu. Sağ ol. Evet, arkadaşımızı çok iyi anlıyorum. En son yaşadığımız depremde de maalesef milyonlarca lira değerinde lüks arabalara binen müteahhitler varken işsiz kalan mimarlar, mühendisler var. Ve bu aslında kalayan yaramız maalesef. Arkadaşımız ama haklı. Umuyorum ki güzel üniversitelerde kendinizi yetiştirerek layık olduğunuz yerlere gelirsiniz. Hayalinizdeki hayata kavuşursunuz diyelim. Ve son soruyu alabilirim değerli dostlar, arkadaşlar. Işıktan dolayı böyle kapatıyorum, göremiyorum çünkü. Son soru alabilirim, ardından programımızı kapatacağız. Yeni bir programa başlayacağız. Var mı? Bakıyorum. Üstadım, anladığım kadarıyla kardeşlerimiz diyor ki hoca güzel anlatıyorsun. Tamam, harika da yani biz elimizde fırsat olsa yurt dışına gideriz diyorlar. Tamam, haklılar. Hiçbir şey demiyorum. Ama ben size şunun sözünü veriyorum. Gidemezseniz biz size arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz ortamı özgür iradeye saygılı bir şekilde üniversitemizde oluşturacağız. Şikayetlerinizi birebir dinleyeceğiz. Eksik yaptığımız şeyler olacaktır. Ama önemli olan bizim için sürekliliktir. %99.99 kesintisiz eğitim bizim amacımız. Beraberce büyüyeceğiz. Ama serzenişinizi haklı buluyorum. Haksızsınız diyemem ben. Evet. Soru yoksa eğer o zaman var mı? Bakın son bir kez. Yok. O zaman bu kıymetli, bu güzel sunumundan ötürü Topkapı Üniversitesi Rektörü Sayın Emre Akim'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla. Var olun Emre Hocam. Çok teşekkürler.